Yavaş, yavaş, yavaş. Bu apartman. Vallahi bravo size ya. Bu kadar çabuk sonuç alacağınızı hiç düşünmedim. Öyle biz zehir gibi çalıştık, zehir. Yalnız yüz tanımadakiler de Metin'e acayip yardım etti. Baskı mı bu? Ama ben hiçbir şey yapmadım. Evde kimse yok. Yok. Biz Şadiye'yi arıyoruz. Burada oturuyormuş. Ablasıyım ben. Abla mı? Şadiye yok. Sabah erken taşındı. Taşındı mı? Nereye taşındı? Ben bilmiyorum. Ama ev arkadaşısınız sonuçta. Ne olur söyleyin, nerede çalışır, ne yapar? Çalışıyor. Bir mağazada çalışıyor ama ben bilmiyorum neresi. Öyle mi? Mağaza mı? Ne mağazası? Bilmiyorum ben. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir bilginiz yok yani. Tamam Narin abla. Biz bunu resmi yollardan hallederiz. Sen sıkma canını. Ama yani olacak şey mi canım? Ev arkadaşı sonuçta. Nasıl bilmez? Tamam Narin. Hadi bak. Metin de zor durumda bırakmayalım. Hadi. Teşekkürler. İyi günler. Peki. Narin, hadi tamam artık üzülme ya. Ya buluruz Şadiye'yi, ne kadar zor olacak. Hem sen avukatsın bak, daha iyi bilirsin bu işleri. Hayır yani, ya gerçekten fahişeyse? O zaman gördüm ben onu. Ama inanmak istemedim tabii. Yani, ya kadın mağazada çalışıyor falan dedi. Tamam artık üzülme. Ayrıca fahişeyse de fahişe, sonuçta senin kardeşin. Ben bakayım şu videoya ya. Ben bir kere de anlarım onu. Yani fahişe miymiş, neymiş? Allah Allah. Bak bakalım. Yarın nişanlanıyorum. Çok sevindim canım benim ya. Narin sen pek sevinmedin bu habere sanki. Irmak, Narin ailesini kaybetti bugün. Çok üzgün. Tebrik ederim Irmak'cığım. Hadi kaçtım ben. Irmak. Bir daha bu kıza bulaşırsan beni kaybedersin Irmak. Telefon aç, özür dile, nişanına davet et hemen. Hadi bak, bu sana son uyarım. Pardon, tamam. Ararım şimdi. Nasıl ölmüşler? Cinayet falan mı? Soba zehirlenmesi. Ara hadi. Hadi ara, özür dile, hadi. Sonra da otur anlat ne oldu. Bu can nereye gitti ya? Biz ne yapacağız? Sizin gerizekalıklarınız yüzünden ben 24 saate kadar nişan davetini nasıl vereceğim ki yani? Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Tamam, tamam ya. Mutlu ol, yüzün gülsün biraz ya. Şşt. Ne oluyor sana? Ne bu surat? Yok bir şey. Ailesi ölmüşmüş. Sahtekar. Bir bakışta anlarmışmışmış fahişeden. Söyle bakalım neymiş?
Yok yani böyle sıradan bir kız, ben ne anlarım, espri olsun diye. Fahişe falan. Aradım, açmadı. Mesaj attım ben de, nişana davet ettim. Tamam mı, yeterli mi? Ya ben yatayım zaten, siz şimdi sabahlarsınız nişan nişan, tamam mı? Şimdi yani ne oldu, ben anlamadım. Niye bu adamın suratı buz kesti ya? Ne bileyim. Manuş. Evet, anlatın bakalım, vur bakalım. Fırat'la biz konuştuk. Fırat çok yalnız bir adam. Gardlı, bir sürü korkusu var. Eminim öyledir. Ama benim şimdi bundan şunu mu anlamam gerekiyor? Şimdi siz nişanlanacaksınız, evleneceksiniz. Ama sen mutsuz olmaya devam edeceksin. Canım benim, vazgeç. Birkaç ay ağlarsın, geçer gider. Bir ömür boyu bir yanlışa sürüklenme. Kimsenin evliliği mükemmel değil ki. Pozitif davranabildiğimiz sürece her şey iyi olacak. Ben bundan eminim. Irmak, bu adam seni karşına alıp... Hayatım, ben seni çok seviyorum. Bir ömrü seninle geçirmek istiyorum. Seninle yaşlanmak istiyorum. Seninle çocuklarım olsun istiyorum. Seni çok seviyorum dedim ya. Masal dünyasında yaşamıyoruz ablacığım. Nalan mesaj yazsın. Şimdiden tebrikler. Ben nişana gelemeyeceğim. Çok üzüldüm. Yaz. Ne? Mesaj yaz, mesaj. De ki, ablam sen nişana gelmezsen töreni yapmayacakmış. Başınızın çaresine bakın dedi. O yüzden lütfen gel. Yuh. Gerçekten yuh ablacığım yani. Öyle. Artık davranışlarının sonuçlarına katlanmayı öğreneceksin hayatım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.